Selamünaleyküm. Cümleten kendiniz mübarek olsun. Allah-u Teala bu güzel günün hürmetine bizleri kendine bu Habibe ilmine gerçek manada ümmet olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği ve Son Peygamber Platformu tarafından hazırlanan ve El-Muslim yani İslah Eden başlıklı, konulu programımız başlıyor. Dışarıda eğer çok daha ciddi bir programımız yoksa, biraz önce hocamızın da ifade ettiği gibi, içinde Kur'an-ı Kerimlerin olduğu, Mevlid-i Şerif'in olduğu, eskârın ve duaların bulunduğu bir program, güzel bir şekilde bu geceyi ihya etmek için bir yöntem olarak bu programa dahil olabiliriz. El-Muslim yani İslah Eden konulu bu programın bu yıl seçilme sebebi değerli kardeşlerim, biz her yıl mümkün olduğunca Peygamber Efendimiz'i bir ismi üzerinden anmak ve anlamaya çalışıyoruz. Bu manada bu yılda El-Muslim yani İslah Eden ismi üzerinden bir anma ve anlama gayreti var. Bu manada çıkıştaki kardeşlerimiz El-Muslim ismiyle alakalı kitapçıkları da arzu eden kardeşlerimize verecekler ve bununla alakalı bir sohbeti de yine burada dinleme imkanına sahip olacağız. Sevgili kardeşlerim, sözü çok fazla uzatmadan, çünkü bugün mübarek bir gece, vakit çok kıymetli. Bu arada bir küçük hatırlatma, Kur'an-ı Kerim tilaveti haricinde salatü selam getirmemiz için herhangi bir engelimiz yok. Güzel bir şekilde hem programı izleyip takip edip hem de salavat-ı şeriflerimizi hep birlikte ulaştıralım inşallah. Ve ilk olarak Yüce Yaratıcı'nın sözleriyle başlayacağız. Elmas Kur'an Kursu öğreticisi Abdüsselam Fırat hocamız bize Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okuyacaklar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح
أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أيها الذين آمنوا اتقوا الله
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا رسول
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم الفاتحة رحمن الرحيم الله الرحيم بس peygamberlerin ancak müjde verici ve uyarıcı olarak görmeliyiz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun. Emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük başarıya kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik. De onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve onun getireceği sorumluluktan da korktular. Onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle, münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle, Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle, mümin kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu sizin kalplerinizle süsledi, küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar, doğru yolda olanların ta kendileridir. Şüphesiz Allah doğru söylüyor. Biraz önce hocamızın tilavet ettikleri Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerin mealini de sizlere bu şekilde ulaştırmış olduk değerli kardeşlerim. Sırada Mevlid-i Şerif Baş, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Mevlidhan Mustafa Yıldırım hocamız sizlere Mevlid-i Şerif'ten veladet bahsedecekler.
رفيع المصاف في يوم عرصات حضرة فخر العالم محمد مصطفى صدف دان دون در دانسی چون که عبد الله دان وقترشتی هفته و ایامیله هم محمد گلمسی اولدو یقین چوک علامتله Ben kurup çıktı evimden nagihan göklere dek nur ile doldu cihan Gökler açıldı ve fetholdu zulem Üç melek gördüm elinde üç alem Biri meşrik, biri mağribde anın Biri damında dikildi Kâbe'nin İndiler gökten melekler Sağ
ettim tavaf. Geldi huriler bölük bölük bur yüzleri nurundan. Evin doldudur. Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradı lanı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir. Ol Celil. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'al müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler. Ol mübarek nuru terlip ettiler. Abide eder çü vaktondu tamam. Susadım gayet hararetten kati sundular bir can dolusu şerbeti. Şerbeti sunduk ta bana huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan akidi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçli manı oldu cismin nura kalk. İdemezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanadilere van. Arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saadette ol sultanı din. Nura gark oldu semavat-ı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Hatta tenalu cenneten ve na'ima. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Sevgili kardeşlerim, şimdi de El Muslih konulu sohbetleriyle Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer Özpınar hocamızın sohbetine geleceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen ve elhikni bis salihin. Ve üfevvizu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibad. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ habibina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed. Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Amine Hatun Muhammed anesi, ol sedeften doğdu ol dürdanesi, ol Rebi'ul evvel ayı nicesi, 12. gece İthneyn gecesi, ol gece kim doğdu ol hayrul beşer, anesi anda neler gördü neler. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır, bu gelen tevhid-ü irfan sultanıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek, yüzüne müştaktır insü melek. Bu gece ol gecedir, kim ol şerif, nur ile alemleri eyler latif. Bu gece dünyayı ol cennet kılar, bu gece eşyaya hak rahmet kılar. Hocamızın biraz önce okuduğu Süleyman Çelebi'nin meşhur Vesiletün Necat isimli bizim Mevlid diye bildiğimiz kitabın başındaki veladet bahsi böyle. Burada bu gecenin önemini Süleyman Çelebi son okuduğum beyitte, bu gece dünyayı ol cennet kılar, bu geceyi eşyaya hak rahmet kılar. İşte bu gece Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin Muhammed ismiyle yağdığı gecenin adı. Aziz kardeşlerim,
Bundan tam 1444 yıl evvel idi. Rebiul Evvel ayının 12. gecesi, Pazartesi gecesi, Cenab-ı Peygamber Allah'ın rahmet vasfının ete kemiğe bürünmüş hali olarak dünyayı teşrif ettiler. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim, ey Muhammed, biz seni alemlere ancak rahmet olsun diye gönderdik. İlahi hitabında beyan ettiği üzere Hazreti Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisi, bir eseri olduğunu bize ifade ediyor. Dolayısıyla 1444 yıl miladi yıl ile efendim 571. yılda Peygamber Efendimiz dünyaya geldiler. İnsanlığın iftihar vesilesi, insanı kamilin örnekliği olarak ve kıyamete kadar bütün insü cinnin peygamberi olarak rahmet elçisi Hazreti Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif etmiş oldu. Değerli kardeşlerim, bugün Peygamber Efendimizin El-Muslih vasfından sizlere bahsedeceğim. Ancak şunu beyan etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadisi şeriflerde isimleriyle alakalı bilgiler var. Mesela bunlardan birisi malum Kur'an-ı Kerim'de وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ ayetinde belirtildiği gibi ismen Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i Kur'an'da anıyor. Daha sonra bir sürü vasıf olarak beşir, nezir, mübeşşir olarak Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'den önce kutsal kitaplardan İncil'de Peygamber Efendimiz'in ismi Ahmet olarak zikrediliyor ve Hazreti İsa tarafından ümmetine müjdeleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben Allah'ın benimle küfrü mahvedeceği El-Mahi'yim, ben Haşir toplayıcıyım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akibim, sonradan gelenim, benden sonra peygamber gelmeyecektir buyurarak kendi vazıflarıyla alakalı bilgiler bize nakletmiş. Yine Sahih-i Müslim'de geçen bir diğer hadisi şerifte Peygamber Efendimiz ben Muhammed, Ahmet, Mukaffi, Haşir, Nebiyyü Tevbe, Nebiyyül Melhame ve Nebiyyül Rahmeyim diye başka vasıflarının olduğunu da beyan ediyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu isimleriyle tanıyor ve bu isimleriyle biliyoruz. Ancak bir de rivayetlerde geçmeyen ümmetin alimlerinin ve peygamber aşıklarının Peygamber Efendimiz'e vermiş olduğu onun hayatından, vasıflarından, onun ameliyesinden yola çıkarak ortaya koyduğu isimler var. Kadı İbnül Arabi 500 tane diyor Peygamber Efendimiz'in ismi vardır. Bu şekilde. Peygamber Efendimiz'in şemailine dair en mümeyyiz kitaplardan birisini yazan Kadı İyaz'ın ise Eşşifa isimli kitabında Peygamber Efendimiz'in onlarca ismi zikrediliyor. Bugünkü üzerinde durmaya gayret edeceğimiz El-Muslih vasfı da rivayetlerde geçmemekle beraber Peygamber Efendimiz'e ümmetinin vermiş olduğu en anlamlı, onun hayatını veciz bir şekilde özetleyecek en anlamlı, en güzel vasıflarından birisi. Islah eden, ıslahatçı, düzeltici manasına El-Muslih sallallahu aleyhi ve sellem.
Zamanımızın insanların fesada boğulduğu, insanların yerde gökte fesadı ve ifsadı meslek haline getirdikleri şu günümüz toplumunda Peygamber Efendimizin düzelten, ıslah eden, iyiye götüren, iyiyi emreden vasfı demek olan el-muslih vasfını gündeme getirdikleri için kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çünkü bugünün dünyasında Peygamber Efendimizin bu düzeltici, insanları salaha, barışa, güzelliğe götürücü vasfına ne kadar çok ihtiyacımız var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş olduğu zamanı şöyle gözümüzün önüne bir getirelim. Mehmet Akif'in ifadesiyle insanlar vahşilikte sırtlanları bile geçmiş idi. Ve cahiliye toplumunda insanlar adeta birbirlerinin kurdu olmuşlar. Emanet ortadan kalkmış, insanların birbirine güveni ortadan kalkmış ve insanlar birbirlerinden korkar bir hale gelmişler. Her şey fesada uğramış. Maddi manevi hayat felç haline gelmiş. Böyle bir ortamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmet tecellisi olarak dünyaya geliyor. İşte Peygamber Efendimizin en önemli vasfı olarak böyle bir topluma gönderilmesinin çok büyük bir anlamı var. Bir başka topluma değil de Peygamber Efendimizin Arabistan'da ve cahiliye toplumuna gelmiş olmasının anlamı ve hikmeti de işte burada yatıyor. Çünkü nerede çok fesat varsa orada bir ıslahatçıya ihtiyaç var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya geliyor. Muslih kelimesinin Arapçadaki kök ismi salaha fiilinden ortaya çıkıyor. Sulh kelimesi ameli salih dediğimiz veya salih insan dediğimiz bütün kelimeler aynı kökten türüyor. Ve kelime olarak yaraşır, uygun, barışık ve efendim fıtrata uygun amelde bulunmak ve o hal üzere olmak demektir salah. Salahiyet kelimesi de o bu işe salahiyetlidir dediğimiz manada da Türkçe'de kullandığımız o bu iş için uygundur, bu işi iyi yapar manasındadır. Muslih kelimesi ise salah fiilinden aslahanın rubai halinin ismi fail halidir ve düzelten, etrafına yön veren, etrafındaki çirkinlikleri ortadan kaldıran, insanları fesattan kurtarıp kötülükten çekip çıkaran manasına gelmektedir. Dolayısıyla muslih kelimesi dikkat edilirse salih kelimesinin bir adım ilerisidir. Salih kendisine iyi olan demektir. Muslih ise kendisi salih olup etrafına iyilik götüren, etrafını düzelten, etrafını Allah'ın emrettiği şekilde düzenleyen insan demektir. Dolayısıyla muslih kelimesine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman hep toplumla ilgili ayetlerde muslihun olarak, çoğul olarak geldiğini görüyoruz. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Cenab-ı Hak insanları yaratıp dünyaya gönderdiği zaman onlara bir sünnetullah koymuş. İnsanlar toplum halinde yaşamak ve birlikte yaşamak mecburiyetindedirler. O yüzden sosyolojinin de ilk kuralı ve sosyal bilimlerin ilk öğrenilmesi gereken birinci adımız şudur. İnsanı tarif ederken insan sosyal bir varlıktır. Yani içtimai hayatla yaşayacak, birbirlerine bağımlı olarak yaşayacak varlığa insan deniyor. Bu yüzden dinimizde insanları bırakıp bir köşeye çekilmek öngörülmemiş. Ruhbanlık denilen bu sistem İslam'da kabul edilmiyor. İslam'da ruhbanlık yok demek. Toplumdan soyutlanıp bir köşeye çekilip kendi haline yaşamak İslam'da yok demektir. Bu yüzden İslam'da bir manastır hayatı, toplumdan izole edilmiş bir hayat
asla caiz değildir, kabul görmemiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde insanların içinde yaşayıp onların ezalarına tahammül eden, onların içinde yaşamayıp dışarıda yaşayanlardan daha eftaldir, daha hayırlıdır buyuruyor. Bu yüzden tasavvufi ahlakta da Peygamber Efendimizin bu sünnetine uyulur. İnsan kendi nefsini terbiye için bir müddet 40 gün efendim şu kadar zaman belki halvet haline gelirse de asıl vazifesi halvet der encümen, yani halk içerisinde halkla beraber Hakk'a gitmek düsturunu öğrenmek olur. Dolayısıyla İslam da halkla beraber olup ama Hak'tan ayrı düşmemek esastır. Bu da İslam'ın toplumsal yönünü, İslam'ın insanlarla beraber efendim sadece salih kimse olmanın yetmeyeceğini, aynı zamanda da muslih olunması gerektiğini bize dikte ediyor. Değerli kardeşlerim, nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği zaman Peygamber Efendimiz koşarak geldiler. Evlerinde o korkuyla, endişeyle yerine efendim yatıp üzerimi ört, zemmiluni zemmiluni, Hazreti Hatice validemize beni ört dediği zaman bir müddet sonra şöyle bir ayet geldi. Müzzemmil suresinin ilk ayetleri, estağfirullah. Eyyuhel müttessir gum fe endir. Ey sarınıp bürünen adam, kalk ve insanları uyar. Çok enteresandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız, peygamber olmadan önce de toplum içerisinde çok saygıdeğer bir insandı. Muhammedül Emin deniyordu. Kendisine güveniyorlardı ve herkes Peygamber Efendimiz'i seviyor idi. Peygamber Efendimiz'e güvenilir Muhammed diyerek onun verdiği hükümleri kabul ediyorlardı. Malum Kabe yeniden inşa edilirken efendim Hacerül Esved taşını hangi kabilenin yerine koyacağıyla alakalı tartışmada onu hakem tayin etmişler ve hükmüne razı gelmişlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz yanlış bir iş yapmazdı, doğru insandı. Fakat ne olduysa Peygamber Efendimiz'e eyyuhel müddessir gum fe endir emri geldikten sonra oldu. Peygamber Efendimiz o kendilerini kendi evlatları gibi, kendisini kendi evlatları gibi tanıyan o toplum içerisine çıkıp da Allah bir, Allah'tan başkasına kulluk yok, ahiret var, yaptığınızın hesabını vereceksiniz, o yüzden ne olur yanlış yoldan durun, dönün efendim, insanların birbirine karşı samimiyetle, emanetle, güven içerisinde muamele edin demeye başladı. İnsanları ezmeyin, sömürmeyin demeye başladı. Fıtratınıza uygun davranın, fesada ve ifsada gitmeyin demeye başladı. O zaman Peygamber Efendimiz'e Mecnun dediler, deli dediler, sözleri dikkate alınmaz dediler ve Peygamber Efendimizin aleyhinde çalışmaya, ona eziyet etmeye başladılar. Sebep neydi? Demek ki kişinin salih olup, iyi olup bir kenara çekilmesi kötüleri fazla rahatsız etmiyor. Bakınız, Peygamber Efendimizin hayatından bu gece, madem ki Mevlid gecesi, bu gece bizi Peygamber Efendimiz'e buluşturuyorsa, onun sünnetine daha yakından efendim temas edebiliyorsak, Peygamber Efendimiz'in siretini öğrenip onun yolunu kendimize yol edebiliyorsak, bu gecenin ihyası işte o zaman olacak. Peygamber Efendimiz bize doğacak o zaman. Peygamber Efendimiz bizim gönlümüze ve hayatımıza ışık verecek o zaman. Aksi takdirde Peygamber Efendimiz yaşamış ve tarihte kalmış gitmiş bir varlık olarak, bir insan olarak görürsek günümüze nasıl ışık saracak, günümüze nasıl aydınlık getirecek, bizim için manası ne olacak aziz kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın emri değil midir? Estağfirullah.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. De ki ey Habibim, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uymalısınız ki Allah da sizi sevsin. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimede Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeden Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın mümkün olmadığını beyan ediyor. Peygamber Efendimizin izine basmadan, Peygamber Efendimizin eteğine yapışmadan, Peygamber Efendimiz'e ümmet olmadan varılacak yer Hakk'ın rızası, Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti değilmiş demek ki. O yüzden Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenmeden, onun hayatına, onun adımlarına basmadan demek ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak mümkün değilmiş. İşte bu gecelerin anlam ve önemi burada. Mevlid Kandili'nin önemi, anlamı burada. Peygamber Efendimiz'e acaba benim hayatım ne kadar uyuyor? Bu gece madem ki el muslih olarak muslih, ıslahatçı, düzeltici vasfını Peygamber Efendimiz'in öğreneceğiz. Demek ki Peygamber Efendimiz'in bu vasfını bu andan itibaren hayatımıza geçireceğiz demektir aziz kardeşlerim. Peki Peygamber Efendimiz salih bir insan idi, iyi bir insan idi. Muslih olunca, yani bu iyiliği topluma yansıtıp kötüleri önlemek, efendim iyiliği emredip kötülüğe mani olmaya kalkınca o zaman ne yaptılar? Zamanın fesatları, zamanın müfsitleri dediler ki bunun söylediklerine itibar etmeyiniz. Buradan bize bir ders çıkıyor aziz kardeşlerim. Demek ki iyi olmak yetmiyor. İyiliği başkalarına götürmek de Cenab-ı Hakk'ın emridir. O yüzden etrafımızı düzeltmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'merûne bil maruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emreder, kötülüğe de mani olursunuz çünkü demesinin anlamı da muslih olmanın, ıslahatçı olmanın, etrafımızdaki kötülüğü gidermenin yollarından birisi değil midir? Cenab-ı Hak da bizi Kur'an-ı Kerim'de emri bil marufa nehyi anil münkere davet ederken bizim ıslahatçılar olmamızı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini toplumda, efendim etrafımızda kaim kılmamızı emretmiş olmuyor mu? İşte bunun en güzel örnekliğini Cenab-ı Peygamberimizin hayatında buluyoruz. O her şeye aldırmadı. Hatta öyle ki İbni Abbas Peygamber Efendimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalip'ten şöyle bir rivayet geliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e çok eziyet ettiler. Onun birazcık istirahat etmesi için ben teklifte bulundum. Dedim ki birazcık toplumdan çekilsen, birazcık şöyle rahat etsen, daha sonra bu işlere devam etsen, çok yoruldun, çok eziyet gördün ya Resulallah. Dendiği zaman Peygamber Efendimiz çok enteresandır şöyle buyuruyor. Hayır, Allah beni işlerinden alıp huzuruna kavuşturuncaya kadar onların aralarında bulunacağım. Varsın ökçelerime bastınlar. Elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler. Bu hak yolunda benim için önemli değildir buyuruyor. Müşrikler gelip, sen ne istiyorsun? Bu da vazgeç. İstersen seni kendimize reis yapalım. İstersen seni mana mülke boğalım. İstersen kabilenin en güzel kızıyla everelim. Yeter ki bu davandan vazgeç denildiği zaman da Peygamber Efendimizin ıslahatçı vasfından vazgeçmesini istiyorlardı. Sen kendi halinde temiz bir insan olarak, Muhammedül Emin olarak, güvenilir kimse olarak yine köşende otur. Topluma karışma. Islahat etme. Müslüman insanları, toplumu fesattan, müfsitlerin elinden kurtarma diye efendim Peygamber Efendimizi (gülüyor)
Bir kardeşimizin annesi rahatsızlanmış, Recep Öztaş. Dışarıda bekleniyor. Dışarıya lütfen. Bir elime ayı, diğer elime güneşi verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek Peygamber Efendimiz. Bakınız, demek ki ıslahatçı olmanın, muslih olmanın en önemli vasfı Cenab-ı Hakk'ın emirlerine hem sahip olmak hem sahip çıkmak. Dünyalık bir meta karşısında boyun eğmemek, nefsin arzuları karşısında efendim bundan geri kalmamaktır. Öyleyse değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin yolundan gitmek için hem salih olmak hem muslih olmak gerekiyor. Zira kendisini düzeltememiş insanlardan ıslahatçı olmaz. Muslih olmak için ilk önce kendi nefsimizi ıslah etmemiz gerekiyor. İlk önce salih olacağız ki sonra muslih olalım. Salih olup da kendimize yeter hale gelmemiz de yetmiyor. İşte ondan sonra etrafımızı düzeltmemiz gerekiyor. Kem aletle kemalat olmaz. Kötü aletten iyi iş çıkmaz diyor büyüklerimiz. Dolayısıyla kendimizi düzeltmeden, nefsimizi terbiye etmeden, Peygamber Efendimizin izine düşmeden toplumu düzeltmeye çalışmak, ıslahatçı olmak, muslih olmanın bir anlamı olmadığını buradan ifade etmemiz gerekiyor. Nitekim salih olmak, insanın manen yükselmesi, nefsini terbiye etmesi, efendim nefsi emmareden nefsi levvameye, oradan efendim nefsi mülhemeye, oradan itminan olmuş nefse, mutmain nefse kadar nefsin terbiyesinden geçmek de, bakınız, tasavvuf terbiyesinde büyüklerimizin koymuş olduğu bir yol olarak bize yol gösteriyor. Sen ilk önce nefsini terbiye edeceksin, ondan sonra etrafındakileri düzelteceksin. Dolayısıyla buraya kadarki anlattıklarımızda İslam nazarında insanları grup olarak dörde ayırabiliriz. Bir tarafta salih ve muslihler, bunların karşılıklarında ise fasit ve müfsitler. İnsanlar bu dört gruptan birisinin içerisindedirler. Ya salihtir, yani pasif Müslümandır. Ben iyiyim, ben başkasına etliye sütlüye karıştırmam, ben kendi işimdeyim manasına geliyor salih. Muslih ise kendisini iyileştirmiş, iyi kul olmuş ama etrafına Cenab-ı Hakk'ın ve tenhevne anil münker dediği kötülüğü önleme ve iyiliği de emretme vazifesini yerine getiren Müslüman. El muslih. Peygamber Efendimizin bu vasfını almış insan. Biraz önce söylediğim gibi bunun karşısına da mutlaka o toplumun fasitleri ve müfsitleri yerleşecek. Hatta biliyorsunuz bu fasit ve müfsitler, toplumu bozanlar şöyle diyecekler. Onlara doğru yola gelin, Hakk'ın yoluna gelin dendiği zaman Bakara suresindeki ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın estağfirullah ve izâ kîle lehum la tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara yeryüzünde fesatçılık yapmayın denildiği zaman onlar derler ki ne münasebet? Bilakis biz insanlara ıslahat yapıyoruz, insanları düzeltiyoruz. Küfrün ve İslamsızlığın en büyük adının cehalet olması, Allah'ı tanımamasından, Hakk'ı bilmemesinden dolayıdır. O yüzden İslam'ın yaşanmadığı her toplum cahiliye toplumu, Allah'ın ve Hakk'ın bilinmediği her yer cahili efendim mekandır. Bunun için de Hakk'ı bilmedikleri için kendilerinin ıslah ettiklerini söylerler. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bir başka ayet-i kerimesinde zaharel fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi eliyle yaptıklarından dolayı yerde, yeryüzünde ve denizlerde fesat ortaya çıktı buyuruyor. Bakınız. Değerli kardeşlerim,
ıslah ve sulh varlığı fıtratına döndürmek demekti. Fesat ise insanların kendi hevalarına uyarak fıtratı bozmalarına verilen isimdir. Şimdi yeryüzü yaşanmaz hale geldi. Ozon tabakası delindi. Hava kirliliğinden insanlar nefes alamaz hale geldiler. Okyanuslarda artık balıklar ağır metallerden dolayı zehir saçıyorlar, şifa saçacak yerde. Radyasyondan vesaireden insanlar hastalıklardan bir başka hastalığa düçar oluyorlar. Peki bu yeryüzündeki ve bu kainattaki bu bozulmanın müsebbibi kim? Bakınız, inanan insandan insanlığa kötülük gelmez. Çünkü Peygamber Efendimiz Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden başkası zarar görmez buyuruyor. Hatta biliyorsunuz insanlar, Müslüman insanlar patlayıcıyı, dinamiti buldukları zaman bu başkasının eline geçerse büyük yıkımlara sebep olur diye onu insanlara açıklamadılar. Fakat birileri atomu, ilmi, insanları öldürmek için insanların üzerinde binlerce insanı, canlıyı, suçluyu, suçsuzu ayırmadan, efendime söyleyeyim, insanların üzerine atmaktan çekinmediler. Müslüman, başkasının elinden ve dilinden zarar görmeyen kimsedir. Düsturunu hayata koyduğunuz zaman bu dünyanın düzelmesi ve fesadın ortadan kalkması da ancak muslih Müslümanlar eliyle olacaktır. Cenab-ı Hak dolayısıyla dünyamızı düzeltmeyi, efendim, bizi Peygamber Efendimizin bu sünnetine uymayı nasip eylesin. Bu o yüzden çok önemli bir husus olarak muslih kelimesinin anlamını derinlemesine bilmemiz açısından önemli değerli kardeşlerim. Şunu unutmayınız, Müddessir suresindeki Peygamber Efendimiz'e inen ayet, Muhammed İkbal'ın ifadesiyle Kur'an'ı okurken kendinize iniyormuş, Kur'an sanki o anda size Cebrail tarafından getiriliyormuş gibi okuyun diyor ya, Müddessir suresini de bugün bizim üzerimize indiğini düşünelim. Ve diyelim ki Cenab-ı Hak bana diyor ki, kalk köşesine çekilmiş adam. Dünyada bu kadar fesat ve ifsat varken sana oturmak, köşene çekilmek düşmez, yakışmaz. Öyleyse ey köşesine çekilmiş adam, ey pasif salih, kalk ve muslih ol. Etrafına Allah'ın emrine uygun şekilde çeki düzen ver. Elbette ki bunu kendimize bir emir telakki ettiğimiz zaman, o zaman biz nasıl bir salah ehli olacağız, biz nasıl bir muslih olacağız sorusu gündeme gelecek. Bunun da iki yolu var aziz kardeşlerim. Muslih olmak için demek ki bir, nefsimizi ıslah edeceğiz. İki, toplumu ıslah edeceğiz. Salih ve muslih olmanın temel kaidesi bu iki husustan geçiyor. Peki nefsimizi nasıl ıslah edeceğiz? Efendim, bununla alakalı mesele uzun olabilir. Fakat ben size 4 tane başlık söylesem, buradan başlasak, bir başlangıç olsun bu gece desem, şöyle desek, 1. Ahlakımızı güzelleştireceğiz. Ahlakımızı Kur'an ve sünnet ahlakı haline getireceğiz. Nefsimizin terbiyesi için önce ahlaktan başlayacağız. Peygamber Efendimizin sünnetini öğreneceğiz. Onun gibi yaşayacağız. Onun gibi kalkacağız. Onun gibi yatacağız. İnsanlara onun gibi muamele edeceğiz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bakınız, şimdi etrafı düzeltmek dediğimiz zaman kırıp dökmek manasının anlaşılmaması gerektiği için bunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَاكِنْ لِنْتَ لَهُمْ. Eğer sen katı kalpli,
kırıcı ve dökücü olmuş olsaydın, etrafından o insanlar uzaklaşır giderlerdi. Fakat sen Allah'ın izniyle lintelehum, onlara yumuşak davrandın, rahmet gösterdin, merhametli oldun, onlar da efendim etrafında kinetlendiler buyuruyor. Peygamber ahlakını öğrenmeden güzel ahlakı elde etmek mümkün değil aziz kardeşlerim. Dolayısıyla burada ahlakı, güzel ahlakı kendimize sertaç edeceğiz. Bunun yolu da peygamber gibi yaşamak olduğunu efendim idrak edeceğiz. İkincisi, ihlaslı olacağız. Yaptığımız işi Allah rızası için yapacağız. Yaptığımız işi sadece Allah emretti diye, kulluk vazifemiz diye yapacağız. Riyadan, gösterişten, efendim insanlara beğenmek arzusundan uzak duracağız. Cenab-ı Hakk'a kul olmaya gayret edeceğiz. Üçüncüsü, takva ehli olacağız. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamada titizlik göstereceğiz. Sorumlu davranacağız. Herkes böyle yapıyor, ben de böyle yapsam ne olur diye düşünmeyeceğiz. İnsanların kalabalıkları bizi aldatmayacak. Hak yolda tek başımıza da kalsa yürümeye, Allah'ın emirlerini uygulamaya dikkat edeceğiz. Eğer takvadan çıkarsak, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Eğer siz اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يُعَلِّمْكُمُ اللّٰهِ, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamada dikkatli davranırsanız Allah bilmediklerinizi de size öğretir. Bakınız, ayeti kerimede Cenab-ı Hak, eğer siz bildiklerinizle amel eder, halisane bir şekilde Cenab-ı Hakk'a yönelirseniz Allah bilmediklerini de size öğreteceğini garanti ediyor. Öyleyse herkes bildiğinin alimi olacak. Bildiği iyiliği, bildiği dindarlığı Kur'an ve sünnet çizgisinde öğrenip yaşamaya devam edecek. Değerli kardeşlerim, nefsin terbiyesi için dördüncü, bugün buradan cebimize koyup gideceğimiz dördüncü efendim nasihatimiz de zikir ehli olacağız. Zikir ehli demek, aslında zikir, fikir, sabır, şükür, tezekkür hepsini içerisine alan şemsiye bir kavram, zikir kavramı. En büyük zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'da zikir olarak bahsediyor. İnne enzelna ileyke zikra, zikri biz indirdik sana buyururken Kur'an-ı Kerim'den zikir olarak bahsediyor. İkincisi, zikir Cenab-ı Hakk'ı akılda tutmak demek. Hatırlamak demek zikir, biliyorsunuz. Yani ticaret yaparken Cenab-ı Hak benim bu işime nasıl bakar? Benim yapmış olduğum bu iş, babalık yaparken, aile reisliği yaparken, hizmet yaparken Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun mu şeklinde hatıra getirmek bir zikirdir. Hayatı zikir tadında yaşamak. Daha sonra da nefsimizi terbiye etmek için Peygamber Efendimizin efendim bize öğretmiş olduğu günlük zikirlerimize, tevbemize devam etmek zorundayız. Dolayısıyla nefsimizi önce terbiye edeceğiz ki başka insanları ve etrafımızdakileri düzeltebilelim. Peki toplumun ıslahı için neler yapacağız? Demek ki nefsin ıslahı için bir, ahlaklı olacağız, ihlaslı olacağız, takva ehli olacağız ve zikir ehli olacağız. Toplumun ıslahı için kendimizi, nefsimizi ıslah ettikten sonra muslih olabilmek için ne yapacağız? Onları da yine dört başlık halinde sizlere şöyle arz edeyim. Bir, toplumdaki insanları, Müslümansa zaten kardeşimiz, Müslüman değilse Adem'de kardeşimiz bileceğiz. Bakınız, ya hilkatta kardeş ya dinde kardeş. Dolayısıyla insanlığa bakarken böyle bakmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Dolayısıyla şu anda yeryüzündeki bütün insanların, ister Budist olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister maniheist olsun, ister ateist olsun, peygamberi
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Alimler diyorlar ki ümmet ikiye ayrılır. Birisi ümmeti icabet, birisi ümmeti davettir. Ümmeti icabet demek Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu hükümleri kabul edip ona teslim olmuş. Yani bizleriz. Ümmeti davet ise henüz İslam'ı kabul etmemiş Peygamber Efendimiz'e ümmet olma şerefine nail olamamış kimselerdir. Dolayısıyla onların da İslam'a gireceği düşüncesiyle ıslahatımızdan ve ıslahımızdan Müslüm gayrimüslimleri de efendim nasiplar etmemiz gerekiyor. İkincisi, toplumun ıslahı için ilim gerekiyor. İlim olmadan ıslahatçı olunmaz. Bu sebeple kardeşlerim, bir Müslüman kendi İslam'ını yaşayacak kadar ilim elde etmek durumundadır. Çocuklarımızı da buna göre yetiştirmeliyiz. Hani çocuklarımızı büyük imtihanlara hazırlarken nasıl gayret ediyorsak, efendim ahiret imtihanında da çocuklarımızı hazırlamak durumundayız. Kısa kesiyorum. O yüzden ana başlıkları veriyorum. Üçüncüsü ise tebliğ yapmalıyız. Yani Allah'ın dinini, Allah'ın bize bildirmiş olduğu hükümleri olur ki etrafımızdakiler bilmeyebilirler, güzel bir şekilde onlara ulaştıracağız. Kardeşlerim, en güzel tebliğ hal ile yapılandır. Yani İslam'ı tebliğ sadece sözle değil, İslam'ı temsille yapılır. İslam'ı temsil etmeden, kalde kalan, hale düşmeyen bir İslam'ın etkisi de olmayacaktır. Bu yüzden bu halimizi düzeltmemiz gerekiyor. Son olarak da cihat etmemiz gerekiyor. Cihat, Allah yolundaki her türlü mücadele ve mücahedenin adıdır. Kıtal manası da vardır ama cihat, bizim şurada bulunup iki kelime öğrenmek üzere, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifade etmek üzere, uzaktan yakından gelip burada sabır göstermek, şeytana ve nefsimize direnmemiz bir cihattır. Sabah namazına kalkmak için gayret göstermek bir cihattır. Ailemize, evladımıza helal kazanç götürmek üzere, etraftaki ekonomik bataklığa rağmen taşların üzerine basarak, etrafımıza, paçalarımıza pislik sıçratmadan ticaret hanemizi yürütmeye gayret etmemiz bir cihattır. İlim talep etmek bir cihattır. Dolayısıyla cehd etmek, gayret etmek, Allah yolunda olmak manasına cihadı da bırakmamamız gerekiyor. Sözlerimi burada tamamlıyorum aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak kendisine hakiki kul, peygamberine ümmet olmayı nasip eylesin. Bugün şurada şu kadarcık zamanda arz etmeye çalıştığım el-muslih kelimesinin ne kadar önemli olduğunu inşallah kırık dökük cümlelerimle ifade etmişimdir. Allah tesirini bende ve sizde halk etsin. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin. Razı olduğu yoldan ve razı olduğu kimselerden ayırmasın. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Rızasına erdiği, salih kulların arasında cennete koyduğu kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini idrak edip, öğrenip, Peygamber Efendimiz'e idrak, Peygamber Efendimiz'e ittiba ederek onun Allah'ın rızasına giden en önemli yol olduğu şuurundan bizleri ayırmasın. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ey güzellerden güzel yurum, Resul-i Kibriyan. Ey güzellerden güzel
Resul-i Kibriya. Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Derdime derman olan ancak cemalin nurudur. İsmini anmakla daim her gönül bulur safa. Allah ismini anmakla daim her gönül bulur safa. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, firakınla yanar özler. Aşkınla yaşarır gözler, firakınla yanar özler. Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevla'ya. Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevla'ya. Şefaat-ı Mustafa'ya erelim
Resulallah. Şefaat-ı Mustafa'ya erelim ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin katında hacetler revadır ya Resulallah. Senin nurun gören gözler, ne ay gözler ne yıldızlar, nurundan gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Teninden açılır güller, sözünden şerdü şekerler, seninle hasta gönüller şifadır ya Resulallah. Habibsin padişahlara, tabipsin derdu ahlara, şefaatin günahkara safadır ya Resulallah. Satıldı Yusuf-u Kenan, inen az nesneye filhan, seni görmek bana bin can bahadır ya Resulallah. Şeyyab-ı Hamza ol şahtan diler, kim kurtula ahtan, seni methetmek Allah'tan atadır ya Resulallah. Şimdi de camimizin İmam Hatibi Ali Sabuncu hocamızın davetleriyle Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ
فَمَا وَهَنُونِ مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. يا رسول الله، إنا نستشفع بك إلى ربك، فاشفع لنا عند المولى العظيم. يا نعم الرسول الطاهر، يا نعم الرسول الطاهر، يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وزوجنا بحور العين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين، اللهم قهر أعداءنا وأعداء المسلمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. يا رب العالمين، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، okunmuş olan Kur'an-ı Kerim hatimlerini, salavat-ı şerifeleri, zikri şerifleri, Yasin-i şerifleri, ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz hatmi hacıganı, sohbetleri, dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbel Alemin. Onlardan hasıl edi sevabı, evvelen ve bizzat, fahri kainat, iki cihan güneşi, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aziz, pak, latif, mudahhar, muazzez bu şeriflerine acizane fakir hediledik ya Rabbi, sen vasıl eyle. Amin. Şefaatlere nail eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, ruhu Resulullah'ı şu anda bizden haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Salatü selamlarımızı kendisine ilet ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, hasıl-i sevabı diğer Peygamberan-ı İzam aleyhimussalatu vesselam hazaratının ervah-ı kutsaleri başta ya Rabbi sen vasıl eyle. Peygamber Efendimizin âl-i ezvaç, evlat, eshab ve etbaanın da ruhlarına başta ya Rabbi sen vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin hazratının ruhlarına bağışla ya Rabbi sen vasıl eyle. Amin. Hususuyla Şah-ı Nakşibet Muhammed Bahaüddin Veysil Bukhari, Mevlana Ziyaüddin Halil Bağdadi, Ahmet Ziyaüddin İbni Mustafa Gümüşhanevi, Muhammed Zahid İbni İbrahim el-Burusevi ve Mahmud Esad İbni Necat el-Çanakkalevi Kattesallahu Esrarahumul Aliye hazratının ervah-ı kutsallarına bağışla ya Rabbi sen vasıl eyle. Şefaatlere nail eyle ya Rabbel Alemin. Hoca Efendimizin de hazır makamlarına, ruhaniyetlerine başla ya Rabbi sen vasıl eyle. Kellerine sıhhat, afiyetler, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, beldemizin medar iftiharı Mevlana Celaleddin'in Rumi, Şems-i Tebrizi, Şehzade-i Gonevi, Hacı Veys Saad, Hacı Veys Efendi ve beldemize metfun bulunan bir cümle enbiya, evliya, ulema, sulaha
ve şühedanın ruhlarına bağışla ya Rabbi, sen vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, şu camimizde gelen, uzaktan yakından gelip duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerine bağışla ya Rabbi, sen vasıl eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını âli eyle, taksiratlarını affeyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, şu gecenin feyizinden, bereketinden nasip darılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin. Dünyadan artık itaat etmiş olan bir cümle mümini müminat, müslimini müslümanlardan ruhlarına başla ya Rabbi, sen vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz şu duamızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da ve Kudüs-i Şerif'te yapılmış olan makbul dualar ilhak eyle ya Rabbel Alemin. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ سِرًّا مَصَرًّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ عَزَمَتِ اللَّهِ خُدَى وَإِجَابَةِ تَكْبِيرَاتِ شَرِيفَةِ Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة